Kasımpaşa'da faaliyete giren Hacı Baba Restoran ve Bungalov Evleri, misafirlerine 5 yıldızlı otel konforunda tatil fırsatı sunuyor. İlçenin en gözde sahili koruda bulunan işletmede, son derece modern 2 ve 4 kişilik 20 bungalov evlerinde aynı anda 65 müşteri konaklayabiliyor. 5 dekar alan üzerine kurulu tesis, restoran başta olmak üzere havuz, kamp ve spor alanlarıyla göz kamaştırıyor. Denize sadece 100 metre mesafedeki tesise uğramadan tatil yerinizi ayırtmayın. Gazi Paşa'nın yeni sesi GZP TV'den iyi akşamlar. Tarih 7 Ağustos 2020, günlerden Cuma. Haber turumuza vakit kaybetmeden başlıyoruz. Koronavirüs salgınından en fazla zarar gören sektörlerden biri servisçiler. 13 Mart'ta eğitim ara verilince Gazi Paşa'daki öğrenci taşımacılığı yapan esnaflar işsiz kaldı. Kimsenin sahip çıkmadığı servisçiler, nerede bu sektörün temsilcileri diye soruyor. Ülke genelinde olduğu gibi Gazipaşa'da da okullar 13 Mart'tan bu yana tatil. Koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitimle ilgili en büyük darbeyi öğrenci taşımacılığı yapan servisçiler aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile 180 gün üzerinden sözleşme imzalayan servisçilere okulların tatil edilmesinden sonraki süreçte bir kuruş bile ödeme yapılmadı. Yakıt masrafının yanı sıra sigorta, kasko ve motorlu taşıtlar vergisi giderleri de olan servisçiler zor günler geçiriyor. Servisçilerin 2019-2020 sezonu için yatırdığı teminatların iadesi bile yeni ödenmeye başlanırken, 11 Ağustos Salı günü ise yeni eğitim dönemi için ihale yapılacak. Bunun yanında geçtiğimiz sezonda 72 olan hat sayısı da 67'ye düşürüldü. Pandemide artış devam ederken okulların ise yıl boyunca kaç gün açık kalacağı belirsizliğini koruyor. Kendilerine sahip çıkılmadığını söyleyen servisçiler tepkili, yetkililerden destek bekliyor. Uysal Turizm sahibi Kadir Uysal, kantin işletmecilerinin mağduriyeti giderilirken öğrenci taşıyan servisçilere ise sahip çıkılmadığını söyledi. Yaklaşık Mart'ın 12'sinde bıraktık. Okul süreci Haziran'ın 18'inde dağılım olacaktı. Yaklaşık oradan bir 3,5 aylık bir kaybımız var. Tabi haliyle devletimiz genel olaraktan bir takım önlemlerini aldı ama servisçiler olaraktan biz mağduriyetimiz var yani genel olaraktan var. 3,5 ay bir süreç içerisinde herkes borçta hesabını, kitabını ona göre yaptı. Borcu olanlar var arkadaşlarımın. Tabi ödemesi olanlar var. Tabi ödeme konusunda devletimiz kolaylık yaptı yani öyle söyleyeyim. Ama tabii sonuçta bu borçlar ödenecek. Onu da söyleyeyim yani. Tabii ertelendi, borcu ertelendi. Mesela bir takım KGF desteklerimiz oldu yani. Onlar verildi. Ama biz harç paralarımızı mesela 180 gün üzerinden yatırdık normalde. Sözleşme pullarımız ve harç paralarımız, teminat paralarımız. Bu süreç benim açımdan işin özündeki yılbaşına kadar uzatılması lazımdı. İhale Allah nasip ederse salı günü 12'sinde ihalelerimiz var. Tekrar ihale yapılacak. Ama mağduriyet giderilmesi için yılbaşına kadar uzatılması daha uygun olur diye düşünüyorum. Erdoğan taşımacılık sahibi Mehmet Erdoğan ise servisçi esnafının zor günler geçirdiğine dikkat çekerek yetkililere seslendi. Şu ana kadar hiçbir görüşme, destek, herhangi bir şey yok bu şekilde. Bizim ortalama 70 gün civarında kapalı kaldı herhalde okul. Arabalar yatıyor. Şoförler bekliyor. Normalde biz sözleşmemizi, harç paralarımızı, her şeyimizi yatırdık. Yani aslında bunun bir mağduriyet. Bizim sözleşme harç paralarımız bile devlette içeride kaldı yani. Boşver desteği falan. Onlar daha içeride kaldı. Şu anda yeniden gene ihale var. Yeniden ihale başlıyor. Gene bugün borcu yokturlar. İsteniyor. Arabalar yatıyor. Kaç aydan beri yatıyor ortalama? 3 aydan beri yatıyor. 3-4 aydan beri yatıyor. Borcu yoktur da isteniyor. Bütün
şartlar yerine getirilmesi isteniyor gene, istenecek. Yani şartlarımızı yerine getirip yeni ihaleye gireceğiz ama önümüz karanlık yani. Tamam, biz bir ihaleye alabilmek için ortalama 6-7 bin lira masraf ediyoruz da. Her araç başına. Yarın okulun kapanmayacağı garantisi yok. Biz şimdiden masraflandıracağız, daha okulun açılmasına bir ay varken ihalelerimizi alacağız. Ama yani gönül kapalı. Şu ana kadar ortalama Gazipaşa'da mesela ben kendim olarak demiyorum, günlük servisçilerin geliri 30-35 bin lira civarında vardır tahmin olarak. Vardır. 3 ay kapalı kaldı mıydı? Bu ortalama 3 milyon lira civarında bir rakam yapar. Bunu da arkadaşlar tahmin ediyorum herkes krediyle falan kapatmıştır açığını. Öğrenci taşıma işi yapan aynı zamanda Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Rafik Akça da pandemi döneminde öğrenci taşıma işi yapan servisçilerin sahipsiz kaldığını ifade etti. Bu koronavirüsünde dünya hükümdarı biziz diyen, biz güçlüyüz diyen dünya devletleri, Avrupa devletleri yerlere sürünürken Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güzel bir sınav verdi. Dünya ve Avrupa'ya örnek olduk. Bu konudan dolayı da devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Ama bunun yanında tabii bu koronavirüsten dolayı sıkıntı çeken birçok kesim vardı. Bu sıkıntı çeken kesimin içerisinde de en büyük sıkıntı şoför esnafı çekti. Şoför esnafı mesela nasıl bir sıkıntı çekti? Taşıma sektöründe, ülkemizde taşıma sektöründe taşıma ihaleleri 180 günden yapıldı. 180 günden yapıldı. 180 günden biz bunun kesin teminatını yatırdık. 180 günden biz bunun geçici teminatını yatırdık. 180 günden biz bunun harç bonosu ve harcayatlarını yatırdık. Ve dolayısıyla da 2020'nin bu koronadan dolayı 2020'nin 13 Mart'ında da okullarımız tatil olmak zorunda kaldı. Ne yapalım? Bu doğal afiyettir. Devletimizle birlikte bu işi açmak durumundayız zaten. Yalnız o zamandan beri biz araçlarımızı, kontaklarını kapattık. Çok büyük sıkıntılar çektik. Teminatlarımızı içeride yatırırken, bütün harç kurlarımızı yatırmış iken, ekmeğini ve geçimini sadece bu taşıma sektörüne, şoförlere bağlayan esnaflarımız var idi. Ama tabii bu şoförlerin hepsi de bu böyle değil ama böyle olan şoförlerimiz de var idi. Yalnız şöyle bir şey olabilirdi. Biz şoförlerin temsilcileri, biz şoförleri kim, bizi kim, biz kime nereye bağlasak onların aracılığıyla şöyle bir durum olabilirdi. En azından bu yıl teminatlarımız içerideyken, teminatlarımız içerideyken en azından bu yıl ikinci ihale yapılmazdı. Yılbaşına kadar bu süreci böyle devam ettirebilirdik. Yüzyılın en tehlikeli hastalığı koronavirüsle ilgili denetimler arttırıldı. Gazipaşa Bölge Trafik Amirliği ile jandarma ekipleri sürücüler üzerinde sıkı denetim başlattı. Gazipaşa'da esnaflara yönelik uygulanan korona denetimi trafikte de sürücülere yönelik başlatıldı. Bölge Trafik Amirliği ile ilçe jandarma karakoluna bağlı ekipler D400 karayolu üzerinde denetim başlattı. Selahattin Bey, şimdi araçta teksiniz. Araçları durduran ekipler özellikle maske kullanımına dikkat çekiyor. Evrak kontrolünün de yapıldığı denetimlerde bir günde yaklaşık 100 araç sürücüsü denetimden geçirildi. Polis ve jandarma ekipleri araçta bulunan vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen kuralları ve kask kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi. Gazipaşa'da sayısı artmaya devam eden zincir marketlere tepki büyüyor. GZP TV olarak zincir marketleri bu kez vatandaşa sorduk. Neler söylemişler, birlikte izliyoruz. Gazipaşa'da sayısı her geçen gün artan zincir marketlere tepki çığ gibi büyüyor. Küçük esnafın bitme noktasına geldiği şu günlerde yeni zincir market açma faaliyetleri ise devam ediyor. İlçede neredeyse zincir market olmayan nokta kalmadı. Koronavirüs salgınının da etkisiyle zor günler geçiren küçük esnaf isyanda. Yerli esnaflar zincir market sayısında kısıtlama getirilmesini istiyor. GZP TV mikrofonuna konuşan birçok vatandaş yerli esnafı savunurken bazıları ise daha ucuz diye zincir marketleri tercih ettiğini söylüyor.
Alışverişinizi yerel marketten mi yaparsınız, zincir marketten mi? Mutfak şeylerini genelde büyük marketlerden yapıyoruz, market zincirlerden. Hı hı. Diğer şeyleri de pazardan, cuma günleri. Meyve sebzelerinde pazardan, mana ürünlerinde pazardan alıyoruz. Zincir marketlerini niye tercih ediyorsunuz? Valla biz buraya yeni taşındık. Fazla bizim pazarcı mahallesinde fazla bir bizim evi orada şey yok. Biraz da böyle her girdiğinizi bulabildiğiniz için genelde buraları tercih ediyoruz. Yerel marketlerden yapıyorum. Tercihim yayla market. Niye? Yani şöyle bir şey var. Niye ben yerli halka para kazandırmayayım ki? Zincir markette param olmasa gidip ben yerel marketten alırım ama Carrefour'dan, Migros'tan alamam. O yüzden yerel marketlerin alışveriş yapıyorum ben. Yerel marketlerden kardeşim. Nedenini öğrenebilir miyiz? Nedeni yerel esnafımızı desteklemek. Küçük esnafın büyümesi için. BİM'den, 101'den, buranın, Gazi Paşa'nın kendi yerel marketlerinden, Mavi ya da Polat marketlerinden. Tabii ki de yerel esnaflardan yapıyoruz. Biz de esnafız. O yüzden halkımızın kazanmasını istiyoruz bu şekilde. BİM'den yaparım. Neden orayı tercih ediyorsunuz? Ya ekonomi. Evet. Daha mı ekonomik? Evet. Gazipaşa'da kazaya kurban giden Orhan Kaptanoğlu'nun cuma pazarındaki tezgah yeri çiçeklerle donatıldı. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de çiçek gönderdi. Pazarda duygusal anlar yaşandı. Gazipaşa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Orhan Kaptanoğlu'nun cuma pazarındaki tezgahının bulunduğu nokta çiçeklerle süslendi. İlçede büyük üzüntüye neden olan kaza, Arefe günü Hasdere mahallesinde meydana gelmişti. 07UAF06 plakalı kamyonetiyle uçuruma yuvarlanan Orhan Kaptanoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaptanoğlu'nun cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verilirken, cuma günleri tezgah açtığı alan ise boş kaldı. Ben gene alırım, ben o tezgahını koymuyorum, benim elimden bağlı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, kazada ölen pazarcının tezgahını açtığı noktaya çiçek gönderdi. Birkaç pazarcı ise Orhan Kaptanoğlu'nun yıllardır tezgah kurduğu yere karanfiller bıraktı. Pazarda gün boyu duygusal anlar yaşandığı gözlendi. Gazipaşa Belediyesi cuma pazarının açık olan bölümünü kapatıyor. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalara bugün başlandı. Eylül ayında tamamlanması bekleniyor. Gazipaşa Belediyesi hizmet üretmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni pazar yerinin yakın zamanda yapılamayacağını açıklamasının ardından mevcut pazar yerine özel proje hazırlattı. Cuma pazarının açık olan 708 metrekarelik bölümü dayanıklı PVC membran yapı malzemesiyle kapatılıyor. Böylece pazarcı esnafı sıcak ve yağışlı havalarda daha konforlu bir ortamda hizmet verebilecek. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazar yerinde çalışmalara bugünden başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, cuma pazarının açık kalan kısmının üzerini projelendirdik. Pazarı tamamen kapatıyoruz. Yağışlı havalarda ve sıcak günlerde büyük sıkıntı yaşayan pazarcı vatandaşlarımız rahat edecek. Projelendirdiğimiz sistemi Eylül ayında tamamlayarak halkımızın kullanımına sunacağız dedi. GZP TV haber bültenini burada noktalıyoruz. Hafta başı aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Gazipaşa'da faaliyeti giren Hacı Baba Restoran ve Bungalov evleri misafirlerine 5 yıldızlı otel konforunda tatil fırsatı sunuyor. İlçenin en gözde sahili koruda bulunan işletmede son derece modern 2 ve 4 kişilik 20 bungalov evlerinde aynı anda 65 müşteri konaklayabiliyor. 5 dekar alan üzerine kurulu tesis, restoran başta olmak üzere havuz, kamp ve spor alanlarıyla göz kamaştırıyor. Denize sadece 100 metre mesafedeki tesise uğramadan tatil yerinizi ayırtmayın.